buradaki korkuyorum derinlik... hocam. Evet, korkacaksın tabii. O yüzden stres yaratıyorum. Derinlik fazla, o zaman basınç. Niyeyse evladım, Allah'ım ya. Korkunç bir şey yapacağım. Aynı zamanda Tonguç'um, kulaklarına bakalım. Kulakları yine babasına çekmiş. Maşallah, babasına çekmiş bu çocuk gerçekten de. Oğlan babadan, kız anadan. Gibi bazı özellikleri annesinden babasından geliyor. İşte bunu sağlayan... Size anne diyebilir miyim hocam? Şimdi sana çok güzel bir özellik göstereceğim ve sana da evde hazırlaman için bir tarif veriyorum. Ki senin tabak ismi nedir? Kolaygiller sülalesi. 3 tane soğanı alıyorsun. Bastır şey. Burası makara yapılacak yer değil, fena dalar. Ondan sonra 3 soğanı bu şekilde dilimliyorsun. Ardından evladım benim, gözlerin yaşarmaya başlıyor. Üzerine yumurta kırıyorsun ve fırına veriyorsun. 15 dakika tuttuktan sonra... Bu ne? İkinci kez yapıyor bunu. Bu kağıdı hazırlıyorsun. Tabağımızda ver bakalım. Afiyet gerçek olsun. Bunlar neydi? D'ler ne demekti? D. Derinlik. Derinlik demek değil. Density. Ha, süper bir hata yaptım bak. H derinlik demek gerçekten saçma sapan bir şey. Yani keşke böyle olmasaydı ama H'yi derinlik olarak kullanıyoruz. Ne yazık ki. Yani Türkçenin azizliği. Halbuki herinlik olması lazım. Herinlik. Ha, İngilizce'deki height'tan geliyor. Bu da evladım benim yoğunluk. Bravo. Güney yarım kürede ne yaşanır Tonguç evladım benim? Yaz mevsimi yaşanırken güney yarım kürede. Dolayısıyla yaz mevsimi... Tamam, uzuma göre çalışıyor. Türkiye'de şu anda hangi mevsim yaşıyoruz? İlkbahar değil mi? Yani kışımsı bir şey hocam. Ama Brezilya'da Tonguç evladım benim... Acapella. Hayır, sonbahar yaşıyorlar. Yani bizimle zıt mevsim yaşıyorlar. Mesela burası gerçekten karlar altındayken Brezilya'da yaz tatilindeler. Hatta... In the summertime. Harikasın, tebrik ediyorum. Şimdi seninle beraber hücrenin yönetim merkezine hoş geldin diyorum. Hücrenin yönetim merkezi nedir sence? Pentagon. Ne diyorsun ama? Yönetim merkezi işte. Evladım bu Amerika mı? Allah, sen ne kadar dejenere bir adamsın. Evladım insan Ankara der ya. Nasıl böyle? Evet, gerçekten de çok dejenere. Aksaray. Evladım harikasın, tebrik ediyorum. Bak insan, milli bilincimize çok iyi sahip olmuş. Ne olsun sabunumuzun adı? Hacı Şakir olsun. Ondan reklam aldık. Bize evimize... Ama hocam Hacı Şakir sadece umreye gitmiş bu arada. Evimize 5 kalıp sabun gönderler. Teşekkür ederiz kendilerine. Ellerimizi böyle yıkarız. Ne güzel korona günlerinde oh deriz değil mi? Oh be, tertemiz olduk. Hasit Bazoh diye hatta şarkımız var. Lütfen Hasit Baz şarkısı diye yazarsanız hemen internette zaten çıkan ilk şarkı bizimki. Mutlaka Hasit Baz şarkısı. Hasittir diye bir şarkı hocam. Hasittir evet, diyor. Hasittir diyoruz. Evet, saçmalama. Peki tadı nedir biliyor musun? Tatları tadı nedir? Tadı diyelim hatta şöyle diyelim. Tadı nedir biliyor musun asidin? Limonun tadı nedir? Ekşi. Mükemmel zeki mühendis. Bazın tadı nedir? Süpersin. Gerçekten de acıdır. Etrafında düzgün yörüngelerde dolanıyor dedi elektronlar. Hocam bunlar hepsi püsküvit. Evet, püsküvitle açıklıyoruz gerçekten de. Tebrik ediyorum seni. Olay bu kadar basit aslında. Fazla uzatmaya gerek yok. Adamların... Duygulandınız hocam. Gözleriniz buğulandı. 100 senede yaptığı araştırmayı... şu adamlar hayatlarını verdiler buna. Şurada anlattığımız şey var. Görseler ağlarlar. Gerçekten ağlarlar. Biz gerçekten hocam, çok modern... önemli bir soru sorabilirim. Bilimsel bir soru. Siz evet. Bir kremalı bisküviti yerken önce kremasını yiyip sonra bisküvitini mi yiyorsunuz yoksa şimdi ikisini beraber mi yiyorsunuz? Ben şöyle yapıyorum. Bu kremalı bisküviti böyle açıyorum. Evet. Açıyorum. Sonra kremasını böyle... Hocam resmen canımız dişimle, çıktı. Dişimle tırtıklıyorum. Of. Ve kremayı yiyorum. Sonra bunu böyle kapatıyorum. Birazcık krema kalıyor ya. Evet. Sonra başka bir arkadaşım alınca... kreması yokmuş diyor. Bir atom vardır. Bunun içinde eksiler böyle dolaşır dedi. Tamam mı? Üzümlü keki o söyledi. Sonra Ernest... 3 farklı kalemi karıştırdım birbirleriyle. Bunların hepsi karışılmış mesela. Veya ayranla işte, tuz şey neydi? Yoğurtla suyu karıştırınca? Işte, harika, mükemmel bir örnek verdi. Ne olur yoğurtla suyu karıştırsın? Bir de ben girersem içine? Hayır, o cacık olur. Yani bunu bilsen yeterli. Peki ne kadar eksen eğikliğimiz vardı? Bayağı eğik. 23 derece 27 dakikalık bir eksen eğikliğimiz vardı. Yani dünyanın başı boynu bükük diyoruz. Hatta bak sana çok güzel bir şey yaptım. Oynalım mükemmel. Bak aynı bunun gibi. Böyle döneceğiz. Birazdan sen de... O zaman ders yapmıyoruz. Teşekkür ederim. Sadece kapağı gösteriyoruz.